Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi AK Parti seçim ofisini ziyaret etti. Bakan Dönmez'i seçim bürosunda kalabalık bir heyet karşıladı. Karşılamada konuşan AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, seçime sayılı günler kaldığını ifade ederek kapı kapı dolaşmaya devam edeceklerini söyledi. Tabii 31 Mart seçimlerine şurada sayılı günler kaldı. Hep beraberce kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta zaferi için bundan sonraki kalan günlerde de 7'den 70'e hep beraberce koşturacağız. Hem hükümetimiz hem de yerel belediyelerimiz inşallah en güzel hizmetleri 1 Nisan'dan sonra el birliğiyle de yapacak. Bu vesileyle hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan da yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı'nı başarıya ulaştıracağız dedi. 31 Mart'ta da el birliğiyle, gönül birliğiyle Cumhur İttifakı'nı başarıya ulaştıracağınızdan eminim. Hepinizi 1 Nisan sabahı da Afşin'de olacağız ve Fatih Başkanımı Afşin'de belediye başkanı yeniden yapacağız. Büyükşehir'de de Hayrettin Başkanımı belediye başkanı yapacağız. Cumhur İttifakı AK Parti Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Güven'le konuşmasında şunları söyledi. Çöllüler Kömür Havzası'nın açılması, A santralindeki partikül madde miktarının düşürülmesi, önlenmesi, bunları Sayın Bakanımıza arz ettik. İnşallah Sayın Bakanım onlarla ilgili gerekli çözümleri, tedbirleri alacaklardır. Ondan hiç kuşkumuz yok. Yine sorunlarımız vardı. Sayın Bakanımız sorunları bizzat yerinde çözmek, sizlere çözüm önerileri sunmak, dertlerini dinlemek üzere lütfettiler. Afşin'imize kadar geldiler. Ben tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör de konuşmasında siyasi istikrarın önemine vurgu yaptı. 31 Mart'a yaklaştık. Önümüzde çok kısa bir süre var. Tabii hep şunu ifade ettik. AK Parti hükümetleriyle Türkiye'miz gelişti, şehirlerimiz gelişti, ilçelerimiz gelişti. Hamdolsun önemli bir aşamaya geldik. Tabii burada bu gelişmemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekibinin ciddi başarısı var. Ama bu başarının nedenlerinden biri de siyasi istikrar olduğunu unutmamamız lazım. Biz şunu ifade ediyoruz. İnşallah siz bu sorumluluğu bize verdiğinizde Rabbim nasip ederse hem Cumhurbaşkanlığı hükümetimizle, hükümet sistemiyle hem de ilçe belediyelerimizle en üst düzeyde koordinasyon ve uyum içerisinde çalışacağız. Bu bizim başarımızı hem yerel yönetimlerde hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarısını kat kat artıracağına inanıyoruz.